Değerli kardeşlerim, Allah nasip ederse bugün dördüncü sözü okuyoruz. Namazla ilgili her zaman olduğu gibi karşımızda Tanyer kardeşle Erdi kardeşimiz bana beraberlik yardımcı olacağız. Öyle bir parça okuyalım. Zaten biliyorsunuz ama sonra kısa öz tahlili yapacağız. Her zaman olduğu gibi Tanyer kardeşim oku bakalım dördüncü sözü. Evet. Okuyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Es-salatu imadüddin. Namaz dinin direğidir. Namaz ne kadar kıymetdar ve mühim ve ne kadar ucuz ve az bir masrafla kazanılır. Hem namazsız adam ne kadar divane ve zararlı olduğunu 2 kere 2 4 eder derecesinde katli anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak gör. Bir zaman bir büyük hakim 2 hizmetkarını her birisine 24 altın verip 2 ay uzaklıkta has ve güzel bir çiftliğine ikamet etmek için gönderiyor. Ve onlara emreder ki şu parayla yol ve bilet masrafı yapınız. Hem oradaki meskeninize lazım bazı şeyleri mübayağa ediniz. Bir günlük mesafede bir istasyon vardır. Hem araba, hem gemi, hem şimendifer, hem tayyare bulunur. Sermayeye göre binilir. 2 hizmetkar ders aldıktan sonra giderler. Birisi bahtiyar idi ki istasyona kadar bir parça masraf eder. Fakat o masraf içinde efendisinin hoşuna gidecek öyle güzel bir ticaret elde eder ki sermayesi birden bine çıkar. Öteki hizmetkar bedbaht, serseri olduğundan istasyona kadar 23 altınını sarf eder. Kumara mumara verip zayi eder. Bir tek altını kalır. Arkadaşı ona der. Yahu şu liranı bir bilete ver. Bu tabu uzun yolda yayan da aç kalmayasın. Hem bizim Efendimiz Kerim'dir. Belki merhamet eder. Ettiğin kusuru affeder. Seni de tayyareye bindirirler. Bir günde mahalle ikametimize gideriz. Yoksa 2 aylık bir çölde aç, yayan, yalnız gitmeye mecbur olursun. Acaba şu adam inat edip o tek lirasını bir define anahtarı hükmünde olan bir bilete vermeyip muvakkat bir lezzet için sefaate sarf etse gayet akılsız, zararlı, bedbaht olduğunu en akılsız adam dahi anlamaz mı? İşte ey namazsız adam ve ey namazdan hoşlanmayan nefsim. O hakim ise Rabbimiz, Halikimizdir. O 2 hizmetkar yolcu ise bir mütedeyyin namazını şevkle kılar. Diğeri gafil, namazsız insanlardır. O 24 altın ise 24 saat her günkü ömürdür. O has çiftlik ise cennettir. O istasyon ise kabirdir. O seyahat ise kabre, haşre, ebede gidecek beşer yolculuğudur. Amele göre, takva kuvvetine göre o uzun yolu mütefavit derecede kat ederler. Bir kısım ehli takva, berk gibi 1000 senelik yolu bir günde keser. Bir kısmı da hayal gibi 50 bin senelik bir mesafeyi bir günde kat eder. Kur'an-ı Azimüşşan şu hakikata 2 ayetiyle işaret eder. O bilet ise namazdır. Bir tek saat 5 vakit namaza abdestle kafi gelir. Acaba 23 saatini şu kısacık hayat-ı dünyeviye sarf eden ve o uzun hayat ebediye bir tek saatini sarf etmeyen ne kadar zarar eder, ne kadar nefsine zulmeder, ne kadar hilaf-ı akıl hareket eder. Zira 1000 adamın iştirak ettiği bir piyango kumarına yarım alını vermek akıl kabul ederse halbuki kazanç ihtimali 1000'de 1'dir. Sonra 24'ten 1 malını %99 ihtimalle kazancı musaddak bir hazine-i ebediye vermemek ne kadar hilaf-ı akıl ve hikmet hareket ettiğini, ne kadar akıldan uzak düştüğünü kendini akıl zanneden adam anlamaz mı?
Halbuki namazda ruhun, kalbin, aklın büyük bir rahatı vardır. Hem cisme de o kadar ağır bir iş değildir. Hem namaz kılanın diğer mubah, dünyevi amelleri güzel bir niyet ile ibadet hükmünü alır. Bu surette bütün sermaye ömrünü ahirete mal edebilir. Fani ömrünü bir cihette ibka eder. Evet, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evet değerli kardeşlerim, dönüşüz namazla ilgilidir. Evet, üstad namaza çok ehemmiyet verilmem hususunu bir misalle anlatıyor. Namaz için önemlidir. Bir de bak kulluğun başında namaz gelir. Okudan hadiste gibi namazı direğin, dini direğidir. Direk yıkıldı mı ev çöker, çadır çöker. Namaz kılmadı vakitte o da aynı onun gibi. Bedenin zekatıdır namaz değerli kardeşlerim. Bir şey yemeden oruç, namaz kılıyoruz. Bir de oruç içine var. Kalbimizin gıdası, Üstad 9. öz öyle diyordu. Kalbimizin gıdası, ruhumuzun teneffüsü, duygularımızın ağ bayatıdır namaz. 5 vakit namazı kılan nehirle benzetiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nehirde yıkanan kiri kalmaz. Yani manevi gıdamızdır. Evet. Fazla açmış. Şimdi başlayalım. Erdi karışım okur musun? Namaz. Namaz ne kadar kıymetli ve mühim, hem ne kadar ucuz ve az bir masrafla kazanılır, hem namazsız adam ne kadar divane ve zararlı olduğunu 2 kere 2 4 eder derecesinde katı anlamak istersen şu temsil hikayeciye bak, gör. Şimdi temsil hikayeye girmeden burada 2 tane kavram var. Bir namaz nedir? Bir de az bir masrafı kazanılır. Evvela namazın kıymetli olduğunu Hazreti Üstadımız işaret icazla namaz Allah'la kul arasında bir anlaşma gibi bir şey. 71 sayfasında işaret icazı okur musun? Tamam okuyorum. Oku. Arkadaş, namaz kul ile Allah arasında yüksek bir nispet ve ulvi bir münasebet ve nezih bir hizmettir ki her ruhu celp ve cezbetmek namazın şeynindendir. Namazın erkanı Fütuhat-ı Mekkiye'nin şerh ettiği gibi öyle esrarı havidir ki her vicdanın muhabbetini celp etmek namazın şeynindendir. Namaz Halık-ı Zülcelal tarafından her 24 saat zarfında tayin edilen vakitlerde manevi huzuruna yapılan bir davettir. Bu davetin şeynindendir ki her kalp kemal-i şevk ve iştiyakla icabet etsin ve miraçvari olan o yüksek münacata mazhar olsun. Abi orada tekrar devam edeceğiz. Şu anda aklıma geldi. Sözler, sen dedin mi sözler? Ben de. 360 açar mısın? 363'ü. Açtım. 25 sözler 363 açar mısın? Açtım. Orada yani o bu satırı izah eden evet diye bir cümle var. Evet. Oku mu sonra? Sonuna kadar. Evet. Fıtraten ebediyeti isteyen ve ebed için halk olunan ve ezeli ve ebedi bir zatın aynesi olan ve nihayetsiz derecede nazik ve letafetli bulunan zişur bir sırr-ı insani, zinur bir latife-i rabbaniye, şu kasavetli, ezici, sıkıntılı, geçici ve zulümatlı ve boğucu olan ahval-i dünyeviye içinde elbette teneffüse pek çok muhtaçtır ve ancak namazın penceresiyle nefes alabilir. Tekrar kaldığımız yerde demek ki namaz kalplerdeki sonra azamet ilahi. Namaz kalplerdeki azamet ilahi tespit ve idame ve akılları ona tevcih ettirmekle adalet ilahiyenin kanununa itaat, adalet ilahiyenin kanununa itaat ve nizam-ı Rabbaniye imtisal ettirmek için yegane ilahi bir vesiledir. Zaten insan medeni olduğu cihetle şahsi ve içtimai hayatını kurtarmak için o kanun ilahiye muhtaçtır. O vesileye müraat etmeyen, o vesileye müraat etmeyen, uymayan
veya tembellikle namazı terk eden veyahut kıymetini bilmeyen ne kadar cahil, ne derece hasır, ne kadar zararlı olduğunu bilbedahi anlar ama iş işten geçer. Sen işaret icadı 194'ü aç, ben burada bir şey söyleyeceğim. Dedi ki burada namaz, kalplerdeki azamet ilahi, tesbih ve idame ve akılları ona tevcih ettirmekle adat ilahinin kanununa itaat. Adat ilahinin kanunu itaat. Yani demek namaz kılımı bir ibadet, bir birlik beraberlik oluyor. Bu satırın evet. izahını biraz sonra okuyacağın ibadetle ilgili sayfa 194'te okur musun oraya? Okuyorum. İbadetin dünya saadetine vesile olduğunu izah eden cihetler. Birisi insan bütün hayvanlardan mümtaz ve müstesna olarak acip ve latif bir mizaç ile yaratılmıştır. O mizaç yüzünden insanda çeşit çeşit meyiller, arzular meydana gelmiştir. Mesela insan en müntehap şeyleri ister, en güzel şeylere meyleder, ziynetli şeyleri arzu eder, insaniyete layık bir maişet ve bir şerefle yaşamak ister. Şu meyillerin iktizası üzerine yiyecek, giyecek vesaire hacetlerini istediği gibi güzel bir şekilde tedarikinde çok sanatlara ihtiyacı vardır. O sanatlara vukuf olmadığından ebnai cinsiyle teşrik-i mesai etmeye mecbur olur ki her birisi semere-i sayi ile arkadaşına mübadele suretiyle yardımda bulunsun ve bu sayede ihtiyaçlarını tesviye edebilsinler. Fakat insandaki kuvve-i şeheviye, kuvve-i gadabiye ve kuvve-i akliye sani tarafından tahdit edilmediğinden ve insanın cüz-i ihtiyarisiyle terakkisini temin etmek için bu kuvvetler başıboş bırakıldığından muamelatta zulüm ve tecavüzler vukuğa gelir. Bu tecavüzleri önlemek için cemaat-i insaniye çalışmalarının semerelerini mübadele etmekle adalete muhtaçtır. Lakin her ferdin aklı adaleti idrakten aciz olduğundan külli bir akla ihtiyaç vardır ki fertler o külli akıldan istifade etsinler. Öyle külli bir akıl da ancak kanun şeklinde olur. Öyle bir kanun ancak şeriattır. Evet, demek ki namaz ve ibadet insanı tanzim ediyor. Rabbimize karşı sorumluluğu yerine getirdiğimiz gibi insan arasında birliği beraber temin ediyor. Tekrar ediyor derse namaz ne kadar kıymetdar ve mühim, hem ne kadar ucuz ve az bir masraf ile kazanılır. Ucuz değil mi değerli kardeşlerim? Az masraf ile kazanıyorsun. Mesela şimdi hac ve zekat sermaye gerektirir. Fakir ve güçsüz adam bunu yapamaz. Ama namazda bir masraf yok. Abd alıyorsun, az bir zamanda çok şey kazanıyorsunuz. Evet, hem namazsız adam ne kadar divane ve zararlı olduğunu. Hazreti üçüncü sözde iki yol gösteriyor. Bir zararlı, bir zararsız yol. Malumdur ki elbette ki zararsız yol zararlı tercihidir. Zararsız yol zararlı tercihidir. Demek ki namaz kılan yukarıda hadiste dediği gibi dinin diğerine getiriyor. Namaz kılan maddi manevi huzura eriyor. Hep zararsız. Yani zararlı şey kazanıyor, kar kazanıyor. Bunun izahını sen üçüncü sözden bir okur musun Ahmet? Okuyorum. Oku. Malumdur ki zararsız yol zararlı yola velev 10 ihtimalden bir ihtimal ile olsa tercih edilir. Halbuki meselemiz olan ubudiyet yolu zararsız olmakla beraber ondan 9 ihtimalle bir saadet ebedi hazinesi vardır. Fısk ve sefaat yolu ise hatta fasıkın itirafıyla dahi menfaatsiz olduğu halde ondan 9 ihtimalle şakavet ebediye helaketi bulunduğu icma ve tevatür derecesinde hadsiz ehli ihtisasın ve müşahedenin şahadetiyle sabittir.
ve ehli zevkin ve keşfin ihbaratıyla muhakkaktır. Elhasıl ahiret gibi dünya saadeti dahi ibadette ve Allah'a asker olmaktadır. Öyleyse biz daima elhamdülillahi ala taati ve tevfik demeliyiz ve Müslüman olduğumuza şükretmeliyiz. Erdi Kardeş, Mesnevi sen mi okuyacaksın Mesnevi'yi? Ben de Mesnevi. Mesnevi de Ahmet abi. 193 aş Mesnevi. Ben burada ona bulana kadar açtım. Bir şey söyleyeyim. Açtım. Buyurun. Bir evet. Dakika dur. Diyor ki burada okuduğun üçüncü sözde diyor ki ahiret gibi dünya saadet dahi ibadette ve Allah'a asker olmaktadır. Malum saadet ve refah ayrı şeylerdir. Dünyada la rahat bir dünya. Dünyada rahat yok. Ama saadet var. Ne gibi? Bilal teşbih. Diyelim ki bir idam mahkumu. Türkiye'de bu oldu. Yani idam olmadı da. Mesela Fahri Erdal, Sabancı'yı öldüren Fahri Erdal. İsviçre'nin Belçika'dan kaçmış. Hükümet onu kırmızı bültenle arıyor. Yakaladı. Uçakla getiriyor. Uçak çok 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 rahat ediyor. Gayet güzel. Ama İstanbul'a gelince ucunda ne var? Saadet mi var? Yok. Felaket var. Bir evet. De Van'dan birisi kurban bayramı için kurban getirecek. Şey içerisinde öyle koku moku içerisinde büyük zahmetle rahat etmeden geliyor. Ama sonunda ne var? İstanbul'a gelince tatacak. Para kazanacak. Yani böyle düşünürse ama gerçi dünya da rahat buluyor insan ama bu bir örnek yani. Demek ki bazıları saadet ve rahatı karıştırmasınlar. Her halükarda saadet var. Ama işte bunun mukayesini zararlı zararsız yolla üstad ifade ediyor. Dedi ki Mesnevi Nuriye'de bakın çok güzel bir ifade dokunacak. 193'te insan ne kadar cahil okur musun oraya? Okuyorum. İnsan ne kadar cahil ve gafildir. Ne kadar yolunu şaşırmış. Nefsine zarar veriyor. 9 vecihle menfaati muhakkak. Yalnız bir vecihle zararı mevhum olan büyük bir hayr-ı azimi terk, dalaleti irtikab eder. Evet, sofestayinin bir şüphesi için binlerce menfaat delilleri olan hidayeti terk ediyor. Burada bir örnek vereyim. Hatırlarsınız 13. Laman'ın 13. işaretinde bir saray misali veriyor. Saray. O sarayda 99 kapı var. Hadi 100 kapı diyelim. 99 kapı açık. Bir kapı kapalı. Sen der misin ki o saraya girilmez? Hatırladın misali? Evet. Girilir. Evet. O kapı hepsi girer. Ama o sofesteyler, körüs, nefis ve şeytan o kapı kapalı gösteriyor ve ondan sonra girilmez diyor. Aynen bunun gibi. Binlerce deliller var. 124 bin peygamber, 124 evliya, bütün dinlerde namaz var. Namaz kılan huzura erer. Ama bir tanesi ya ne var diyerek veya dini hakkında, hüküm hakkında bir sofistanın vermiş olduğu düşünce adamı ne yapıyor? Şüphe düşünüyor. Evet, halbuki insan, oku bakalım, halbuki insan çok vehham, ihtiyatlı olduğuna nazaran, dünyevi bir işte, onda bir zarar ihtimali varsa içtinab eder, kaçınır. Tabii. Ahiret işi olursa, onda 9 zarar ihtimali olduğu halde içtinab etmez. İşte cehalet bu kadar olur. Evet. Bu buraya kadar dördüncü sözdeki paragrafı kısa özetlersek demek ki namaz, 5 vakit namaz dinin direği. Namaz insana huzur veren. Namaz Allah'la kul arasında bir ahittir. Namaz kulluğun icabıdır. Kulluğun gereğidir. Üstad yine zerre dedi ki arslan gibi hayvanların diş ve pençene bakırsa iftiras parçamak için yaratıldığı anlaşılır. Ve keza kavunu diyen letafetine bakılırsa yemek için yaratılmış olduğu anlaşılır. İnsan da vazife fıtresine bakılırsa ibadet yaratılmış anlaşılır. Şu anda aklıma geldi mesela işaret icazda sahibi 77 diyor ki sadece onu okuyayım. Mesela secdede, rükuda, kıyamda olan melekelerin ibadetlerini hem taş, ağaç ve hayvanların o ibadetlere benzeyen durumlarını andıran bir ibadettir. Demek ki namaz kıldığı vakitte bütün hepsini içine alan bir numune oluyorsunuz. En az masrafı kazanıyorsunuz. Ne gibi? Zekat gibi, hac gibi paraya gerekmiyor. Fakir adam da zengin adam bir namaz kılmak için. Peki bunun üstadları
gün ve bize güzel bir misal verecek. Oku bakalım Erdicim. Bir zaman bir büyük hakim iki hizmetkarını her birisine 24 altın verip 2 ay uzaklıkta has ve güzel bir çiftliğe ikamet etmek için gönderiyor. Ya buradaki iki ay şey yani böyle biz bizim iki ay değil. Yani bir günle bir gün has bir çiftlik ne demek? Cennet yani. İki ay ifade ediyor. Aradaki mesafe nedir? Ölümle başlayan cennette son bulacak kabir var, mahşer var, vakfa var, mizan ve sırat gibi bu. Yani bu buradaki asıl maksat dünya hayatının ebedi hayata göre çok kısa kaldığını. Onu evet. ifade ediyor değil mi? Öyle. Evet sonra. Ve onlara emreder ki şu para ile yol ve bilet masrafı yapınız. Hem oradaki meskeninize lazım bazı şeyleri mübayağa ediniz. Bir günlük mesafede bir istasyon vardır. Hem araba, hem gemi, hem şimendifer, hem tayyare bulunur. Sermayeye göre binilir. İki hizmetkar ders aldıktan sonra gider. Birisi bahtiyar idi ki istasyona kadar bir parça para masraf eder. Fakat o masraf içinde efendisinin hoşuna gidecek öyle güzel bir ticaret elde eder ki sermayesi birden bine çıkar. Bu anda geçti, o konuyu da aklıma geldi. Hani 24 altın benim başıma geldi. Bir gün öğrenci ders veriyor külliyede Pendik'ten karşıya geçecek, paso için çıkacak. Parası yokmuş, benden borç istedi. Dedim o zaman borç veririm sana. Al sana 24 lira veririm dedim. Hocam bol yeterdi. Aynen böyle. Dedim bana ver 1 lira, bana bir şey lazım dedim 1 lira. Şimdi versin mi vermesin mi? Hiç yoktan o parayı verdim. 1 lira veririz değil mi? Yani bunun gibi hiç yoktan sen Allah 24 saat veriyor. Bu bir saatte niye vermiyorsun? Yani. Değil mi? Evet. Bakalım şimdi bu misale göre oku. Öteki hizmetkar bedbaht, serseri olduğundan istasyona kadar 23 altını sarf eder. Kumara mumara verip zayi eder. Bir tek altını kalır. Arkadaşı ona der. Yahu şu liranı bir bilete ver. Ta bu uzun yolda yayan ve aç kalmayasın. Hem bizim Efendimiz Kerim'dir. Belki merhamet eder. Ettiğin kusuru af eder. Seni de tayyareye bindirirler. Bir günde mal ikametimize gideriz. Yoksa 2 aylık bir çölde aç, yayan, yalnız gitmeye mecbur olursun. Acaba şu adam inat edip o tek lirasını bir define anahtarı hükmünde olan bir bilete vermeyip muvakkat bir lezzet için sefaate sarf etse gayet akılsız, zararlı, bedbaht olduğunu en akılsız adam dahi anlamaz mı? İşte ey namazsız adam ve ey namazdan hoşlanmayan nefsim. Bak burada dikkatimi çeken bir cümle işte ey namazsız adam ve ey namazdan hoşlanmayan nefsim. Hazreti evet. Yusuf Aleyhisselam'ın haber verdiği gibi muhakkak nefis elbette kötülüğü ister. İnnen nefse lemmâtin bissû. Üstad Hazretleri de namazdan hoşlanmayan nefsim derken nefsin mahiyetini nazara veriyor. Nefis namazdan hoşlanır mı? Hoşlanmaz. Onu dile getiriyor. Ancak nefsini temizleyerek efendim terakki ve tahale ettiren insanlar bunlar marziyat makamına çıkarlar. Bunlar müstesna. Allah onlardan da razı olur. Onlar da Allah'tan razı olur. Namazı zevk ve lezzet alırlar bunlar. Onun için peygamberim ne diyor? İki gözüm nur olan namaz diyor. Öyle değil mi yani? Çünkü düşün bir alelayattan bir adamın huzuruna çıkmak için sen biliyorsun yani bir vali huzuruna çıkmak için çeki düzen veriyorsun. Tabii. Bir bakan izle çıktı vakte çeki düzen veriyorsun. Ya Allah'ın huzuruna çıkmanın zevkini yani mi? Sen mi Ahmet'ten yine anlatmıştın? Üstadın şey birinci amiden mi yani? Namaz kılarken Cenab-ı Hak huzuruna duruşu nasıldı? Hatırlayabildin mi? Nasıl anlatmıştı? Öyle bir hatıra var mı? Yani üstadı namaz kılarken görenler de anlatıyorlar. Üstad hemen namaza duramıyor. Hı-hı. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah diyor. Birkaç dakika namaza hazırlık geçiriyor. Ya. Ondan sonra Allahu Ekber deyince öyle bir şiddetle elini bağlıyor ki sanki bulunduğu yer titriyor.
Ondan sonra işte huzurda oluyor. Hani titrediğince yine kimden dinlemişimdi? Hani Barla ilk geldiği vakitte alt katta mı üst katta mı kalıyor hani? Sonra namaz önce orası oldu. Müjde müjde diyor. O Muhacir Hafız Ahmet Üstad nasıl? Hazretleri Barla'ya 1927'li 1 Mart'ında getiriliyor jandarma nezaretine. Karakola teslim ediyor. Karakolda bir iki gün misafir kalıyor. Ama havada kış kalacak yer müsait değil. Muhacir Hafız Ahmet'i çağırıyor karakol komutanı. Onun da bir odalık bir misafirhanesi varmış. Diyor hoca efendi senin yanında kalsın. Ta ki şu ondan sonra köy odasının tamiri yaptırana kadar. Üstad Hazretleri o akşam beraber işte iftarda zaten Şaban ayının 25. günüymüş. Hep oruçlularmış. Akşam namazını kıldıktan sonra diyor bir tepsi yemek geldi diyor birkaç çeşit. Üstad Hazretleri birisine işaret etmiş. Bu kalsın diğerlerine içeri gönderdi diyor. Benim iki tane de misafirim vardı diyor. Dört kişi bir tabaktan yedik ama doyduk diyor. Fakat ben diyor misafirlerime mahcup olmamak için yine onları eve götürdüm yedirdim diyor. Üstad odasında gece vakti tabii ki evradını okurken hanımı diyor Muhacir Hafız Ahmet'e. Hafız hafız kalk ev sallanıyor. Allah Allah. Bakıyor yandaki o misafirhaneden böyle üstadın top güllesi gibi sesi geliyor. Onun evradını okudukça sallanıyor ahşap bina. Evet. Tabii Allah onu durunca kendinden diyor, geçerek hanım içimize diyor onun devlet kuşu kondu. Bu zatın hizmetine girelim. Sakın incitmeyelim diyor. Elhamdülillah. Evet. Erdemler'de kaldık şeyi. O hakim ise orada kaldık. O hakim ise Rabbimiz Halikimizdir. O iki hizmetkar yolcu ise biri mütedeyyin, namazını şevkle kılar, diğeri gafil, namazsız insanlardır. O 24 altın ise 24 saat her gündeki ömürdür. O haz çiftlik ise cennettir. O istasyon ise kabirdir. O seyahat ise kabre, haşre, ebede gidecek beşer yolculuğudur. Mesnevi'de böyle bir ibare var. İnsan bir yolcudur. Ahmet'im onu bulur musun? Evet. İnsan bir yolcudur. Tamam buldum okuyorum. Okursun. İnsan bir yolcudur. Sabavetten gençliğe, gençlikten ihtiyarlığa, ihtiyarlıktan kabre, kabirden haşre, haşirden ebede kadar yolculuğu devam eder. Her iki hayatın levazımatı Malikülmülk tarafından verilmiştir. Fakat o levazımatı cehlinden dolayı tamamen bu hayatı faniye sarf ediyor. Halbuki o levazımattan lakal onda biri dünyevi hayata, dokuzu hayatı bakiye sarf etmek gerektir. Acaba birkaç memleketi gezmek için hükümetten 24 lira harcara alan bir memur, ilk dahil olduğu memlekette 23 lirayı sarf ederse, öteki yerlerde ne yapacaktır? Hükümete ne cevap verecektir? Böyle yapan kendisine akıllı diyebilir mi? Binaenaleyh Cenab-ı Hak her iki hayatın levazımatını elde etmek için 24 saatlik bir vakit vermiştir. Çoğunu aza, azını çoğa vermek suretiyle 23 saat kısa ve fani olan dünya hayatına hiç olmazsa bir saati de beş namaza, beş vakit namaza ve baki ve sonsuz uhrevi hayata sarf etmek lazımdır ki dünyada paşa, ahirette geda, dilenci olmasın. Anlarız, doğru. İşte böyle bir yolcu, o asçı bir cennettir, oradan devam et, o istasyon ise kabirdir, o seyahat ise kabre ve haşre, ebede gidecek beşer yolculuğudur. Amele göre takva kuvvetine göre o uzun yolu mütefavit derecede kat ederler. Amale göre bu cümlesi evet. Salih ameli kastediyor. Amel ya salih ameli takva kuvvetine göre cümlesinde de bunda da
günahlara sakınmayı ifade ediyor. Yani efendim salih amel işler ve günahtan sakınırsa rahat bir şekilde gider. Zaten dünyevi ve uhrevi çalışmanın esası nedir? Menfaat-i cert, kastı mülakse diyor. Zarardan sakınmaktır. Yani hem kazanç artacaktır hem de zarar etmemek. Kazancı korumak için gerekli tedbir alacaktır. Ne diyor ifade? Kabir hayatı çok çeşitli arz ediyor değerli kardeşim. Mahşer günü geldiğinde bazıları sanki kabirden kalkar gibi kalkacaktır. Şehitler kendilerini zaten ölmüş bilmeyecektir. İlim tahsil ederken vefat edenler de orada ilimlerini ikmal edecektir. Efendim haram derdi yaşayanlar Allah göstermesin. Akrepler şeklinde onu görecek. Demek ki kabir hayatı, mahşerin dehşetini yaşamak, vakfe denilen bekleme süresi vardır. Bütün bunlar uzun süredir ya. Mizandan sırat geçmesi var. Ne diyor orada? 1000 senelik yolu bir günde kat ediyor diyor. Öyle demiyor mu? 1000 senelik yolu bir günde kat eder. Yani sürati ifade ediyor bu. Yani 360 bin kat daha kısa bir sürede girileceğini ifade ediyor. 50 bin sene rakamı nedir burada? Bu mana değerlidir, değerlisin. Sonra değerli kardeşim, evet. Bir kısım ehli takva, berk gibi 1000 senelik yolu bir günde keser. Onu kastediyor, evet. Bir kısmı da hayal gibi 50 bin senelik bir mesafeyi bir günde kat eder. Hı. Kur'an-ı Azimüşşan şu hakikata 2 ayetiyle işaret eder. O bilet ise namazdır. Bir tek saat 5 vakit namaza abdestle kafi gelir. Acaba 23 saatini şu kısacık hayatı dünyeviye sarf eden ve uzun hayatı ebediye bir tek saatini sarf etmeyen ne kadar zarar eder, ne kadar nefsine zulmeder, ne kadar hilaf-ı akıl hareket eder? Zira 1000 adamın iştirak ettiği bir piyango kumarına yarım alını vermek akıl kabul ederse, halbuki kazanç ihtimali 1/1000'dir. Sonra 24'ten bir malını, %99 ihtimalle kazancı musaddak bir hazine-i ebediyeye vermemek ne kadar hilaf-ı akıl ve hikmet hareket ettiğini, ne kadar akıldan uzak düştüğünü kendini akıl zanneden adam anlamaz mı? Ustaz da bu misali bir daha şeyde tekrar ediyor. Yani şu anlarda 10.000'in şu anın başında. Şu anlarda sayfa 200 kaçtı bakayım? 200. Evet, birincisi, Meyve Risalesi birincisi. Heh, tamam. Değil mi abi? Birincisinde evet. 4. sözde oradan okur musun? 4. sözde dediği gibi. 4. sözde izahı bulunan her gün 24 saat sermaye hayatı Halikimiz bize ihsan ediyor. Ta ki 2 hayatımıza lazım şeyler o sermaye ile alınsın. Biz kısacık hayatı dünyeviyeye 23 saati sarf edip 5 farz namaza kafi gelen 1 saati pek çok uzun olan hayat uhreviyemize sarf etmezsek ne kadar hilaf-ı akıl bir hata ve o hatanın cezası olarak hem kalbi hem ruhi sıkıntıları çekmek, o sıkıntılar yüzünden ahlakını bozmak ve meyusane hayatını geçirmek sebebiyle değil terbiye almak, belki terbiyenin aksine gitmek de ne derece hasaret ederiz, kıyas edilsin. Eğer 1 saati 5 farz namaza sarf etsek, o halde hapis ve musibet müddetinin her 1 saati bazen 1 gün ibadet ve fani 1 saati baki saatler hükmüne geçebilmesi ve kalbi ve ruhi meyusiyet ve sıkıntıların kısmen zeval bulması ve hapse sebebiyet veren hatalara kefaleten affettirmesi ve hapsin hikmeti olan terbiyeyi alması ne derece karlı bir imtihan, bir ders ve musibet arkadaşlarla tesellidarane bir hoş sohbet olduğu düşünülsün. 4. sözde denildiği gibi 1000 lira ikramiye kazancı için 1000 adam iştirak etmiş bir piyango kumarına 24 lirasından 5-10 lirayı veren ve 24'ten birisini ebedi bir mücevherat hazinesinin biletine vermeyen, halbuki dünyevi piyangoda o 1000 lirayı kazanmak ihtimali 1/1000'dir. Çünkü 1000 hissedar daha var. Ve uhrevi mukadderat-ı beşer piyangosunda hüsnü hatimeye mazhar ehli iman için kazanç ihtimali 1/999 olduğuna, 124 bin enbiyanın ona dair ihbarını keşf ve tasdik eden evliyadan ve askiyadan hat ve hesaba gelmez sadık muhbirler haber verdikleri halde
evvelki piyangoya koşmak, ikincisinden kaçmak ne derece maslahata muhalif düşer, mukayese edilsin. Evet. Kaldığımız yerden nerede kaldık? Dedi ki anlamaz mı? Halbuki burada özetle namaz en büyük ibadet. Sevabı çok azim. Mizanda çok büyük ağırlığı var. Namaz kılmak zavallı miskin bir insanın bir define anahtarı bulmuş gibi oluyor. Gördü, benzetiyor. Bu define değerli kardeşim sadece ahiretle ilgili değildir. Rabbin huzuruna çıkmak, ihtiyaçlarını ona arzu etmek, yalnız ona kul olduğunu ifade etmek, ancak ondan yardım dilemek, bütün nimetleri ona hamd etme, bunlar ayrı bir definedir. Kalbin namazla huzura kavuşması, hadiselere karşı dayanma gücünü kazanması da hep buna birer definedir. Değil mi? Hadis-i şerifte ne diyor? Dünyada misafir ve yolcu olarak yaşama. Bu ruhu insana vermek de ayrı bir definedir. Sonra ölümün hiçlik olmayıp ebedi saatin başlangıcı olduğunu düşünmek, bunu bilmek, sonra hastalıkların günahların kefaret olduğunu bilmek, bu da ayrı bir definedir. Demek ki namaz çizgisinde yapan insanlar çok define kazanıyor. Bunun dışında Halbuki namazda ruhun, kalbin, aklın büyük bir rahatı vardır. Mesela ruh, Allah'ın biliyorsun şu, daha evvel bu dersi işledik. Allah'ın şuurlu, harici vücut giymiş bir kanundur. Kalp ise latife rabbanidir. İşaret-i İcaz'da diyor ki, bu masar-ı isyat vicdan öyle diyor. Masar-ı isyat vicdan ve mahkesi efkar dimadır diyor. Yani insan kalbini ancak zikirle, yani Allah'ı anmakla, hatırlamakla tatmin olduğunu haber veriyor. Mesela insan neci, nereden geldi, nereye gidiyor? Soruların cevabını arayan insan aklı ancak namaz ile Allah'a kul ebedi yolculuk olduğunu anlamakta olur. Yoksa anlamaz. Tabii ömür sermayesinden sonra namaz ayrılan kısım ebediyete göre çok kısa bir şey olur. Peki sonra son kısma geldik. Halbuki namazda ruhun, kalbin, aklın büyük bir rahatı vardır. Hem cisme de o kadar ağır bir iş değildir. Hem namaz kılanın diğer mübah, dünyevi amelleri güzel bir niyetle ibadet hükmünü alır. Şimdi bir yer okutacağım tarihçiyattan. Bak burada ince bir nokta var. Güzel bir niyet dedi. Güzel niyet şartını getirdi. Büyük önem taşıyor. Bilindiği gibi bir insan mesela Kuzman galiba savaş ettiği vakitte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun için şey dedi yani cehennemdir deyince o kadar bir karanlık gösteriyor ki sahabe gidiyor ona sonra müjde falan diyor sen diyor bak şehit oldun diyor. Yok diyor ben diyor ganimet için savaştım diyor. Bak niyeti başka. Demek ki yapacağımız niyet güzel olması lazım. Harpte ancak ilahi kelimatullah gidecektir. O halde dünya çalışıyorsunuz ameliyatın Allah için olursa o zaman bu yapmış olan ibadet yani çalışma ibadet hükmüne geçiyor. Tarihçi hatta üstad karşılaştı Emir Dağı hayatının orada. Karşılaştı insanlara bu sözü hatırlatıyor. Onu bulur musun? Okur musun? Buldum. Ha, buldun mu? Dini farzlarını yerine getirmek suretiyle dünyevi çalışmaların da bir ibadet hükmüne geçtiğine dair üstadımızın yanına gelenlere verdiği derslerden birkaç numune. 1. Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri ile birlikte bir gün Eskişehir'deki Yıldız Oteli'nde bulunuyorduk. Şeker fabrikasından yanına gelen birkaç işçi ve ustabaşına kısaca dedi. Siz farz namazlarınızı kılsanız o zaman fabrikadaki bütün çalışmalarınız ibadet hükmüne geçer. Çünkü milletin zaruri ihtiyacını temin eden mübarek bir hizmette bulunuyorsunuz. 2. Yine bir gün Eğirdir yolu altında oturmuş rehberi okuyorduk. Tren yolunda çalışan birisi geldi ve üstad ona da aynı şekilde feraizi eda edip kebairden çekinmek şartıyla bütün çalışmalarının ibadet olduğunu. Çünkü 10 saatlik bir yolu 1 saatte kestirmeye vesile olan tren yolunda çalıştığından müminlere, insanlara olan bu hizmetinin boşa gitmeyeceğini, ebedi hayatında sevincine medar olacağını ifade etmiştir. 3. Yine bir gün vaktiyle Eskişehir'de tayyareciler ve subaylar ve askerlere de aynen şu dersi vermişti. Bu tayyareler
bir gün İslamiyet'e büyük hizmet edecekler. Farz namazlarınızı kılsanız, kılamadığınız zaman kaza etseniz, asker olduğunuz için her bir saatiniz 10 saat ibadet, hususen hava askeri olanların bir saati 30 saat ibadet sevabını kazandırır. Yeter ki kalbinde iman nuru bulunsun ve imanın lazımı olan namazı ifa etsin. 4. Hem Barla, hem Isparta, hem Emir Dağı'nda çobanlara derdi. Bu hayvanlara bakmak büyük bir ibadettir. Hatta bazı peygamberler de çobanlık yapmışlar. Yalnız siz farz namazlarınızı kılınız. Ta hizmetiniz Allah için olsun. 5. Yine bir gün Eğirdir'de elektrik santralinin inşasında çalışan amele ve ustaya, bu elektriğin umum millete büyük menfaati var. Bu umumi menfaatten hissedar olabilmeniz için farzınızı kılınız. O zaman bütün sayiniz uhrevi bir ticaret ve ibadet hükmüne geçer demiştir. Bu neviden on binler misaller var. Evet. Bir daha o paragrafı bitirelim. O paragrafı bir daha oku. Halbuki namazda ruhun, kalbin, aklın büyük bir rahatı vardır. Hem hatırlar mısın? Yolda... 21. sözün 4. şeyde galiba müktes ikazda diyor ki hani acaba bu misafirhane dünyada aciz ve fakir kalbine kut ve gına. Evet. Ve elbette bir menzil olan kabrinde gıda ve ziya ve herhalde mahkemel olan mahşede senet ve berat. Evet. Ve ister istemez üstünde geçinilik sırat köprüsünde nur ve bırak olan bir namaz neticesi midir? Değil mi? Ya, bunlar, evet. Bu yaptığın işlere bu niyette Allah için yaptığın vakitte sevap kazanırsın. Bir rahata kavuşursun. Değil mi değerli kardeşim? Evet. Hı. Hem namaz kılanın diğer mübah, dünyevi amelleri güzel bir niyetle ibadet hükmünü alır. Bu surette bütün sermaye ömrünü ahirete mal edebilir, fani ömrünü bir cihette ibka eder. Evet, Allah razı olsun. Evet, zamanımız var. Şimdi tabii 9 söz hepsini okumayacağız. Öyle ya, 9 sözde sadece 3. nükte kısa bir yer ama hacmi geniş. 15 dakikada bunu 3. nükteyi okuyalım. Kısa ama hem namazla ilgili olduğu için bu sayfa 72'de buldunuz mu? Evet. Oku bakalım Ahmet Karışım şey 3. nükteyi. Nasıl ki insan şu alemi kebirin bir misali musagarıdır. Ve Fatiha-i Şerife şu Kur'an-ı Azimüşşan'ın bir timsali münevveridir. Ve namaz dahi bütün ibadatın envaını şamil bir fihriste-i nuraniyedir. Ve bütün esnaf-ı mahlukatın elvan-ı ibadetlerine işaret eden bir harita-i kutsiyedir. Görüyor musun? 4 tane burada mana var. Bir evvela diyor ki nasıl ki insan şu alemi kebirin bir misal müsagaradır. Üstad lemalarda insan küçük alem, alem de büyük insandır diye hatırladı değil mi? Yani. Misal müsagar küçültülmüş misal demektir. Mesela diyelim bir kitap düşün. Kitabın aksine özeti var. Şimdi kitabın özetine bakarak o kitabın tamamını yazmak mümkün mü? Yapamayız abi. Ama elma ağacının şeyi neyi küçültüyor? İnsanı küçültüyor. Bir misal müsagarı bir oluyor. Mesela kainatta hasit tecelli var. Bak insanda onun küçük misali vardır. Mesela her varlığa bir suret var. Allah Musab ismi gözüküyor mu? Güneşte evet. Bir musabir, ayda bir suret. Efendim hayvanlarda bitkilerde bir suret. Sanki bu suretleri küçük aleminin misali insanda var. Göz suretli kulağına benzemez. Kalbin şekli böbreğine benzemez. Mesela Muhyi isim bütün varlıkta Muhyi var mı? Var. O adı insan Muhyi isme de mazhar olmuştur. Evet. Bu esma, sıfat da böyle. Mesela güneş yapmak, atom yaratmak Allah'ın kudret sıfatıdır. İnsanda da bu kısma bu mevcut. Değil mi değerli kardeşim? İrade. Evet. Allah iradeyle yaratıyor. O da insanda bu kısma mevcut. Yine lemalarda da insan evet. Kağıdın için misaldir. Kağıtta ne varsa insanda var diyor. Onu lemalarda evet. Okuyucu lemanın buldum. Buldu mu? En son aşağısını. Evet.
nasıl ki insanın anaasırları kainatın unsurlarından ve kemikleri taş ve kayalarından ve saçları nebat ve eşcarından ve bedeninde cereyan eden kan ve gözünden, kulağından, burnundan ve ağzından akan ayrı ayrı suları arzın çeşmelerinden ve madeni sularından haber veriyorlar, delalet edip onlara işaret ediyorlar. Aynen öyle de insanın ruhu alem-i erbahtan ve hafızaları lehv-i mahfuzdan ve kuvve-i hayaliyeleri alem-i misalden ve hakeza her bir cihazı bir alemden haber veriyorlar ve onların vücutlarına kat'i şehadet ederler. Demek ki özetle kainat insan arasında geçerli olan bir mukayese yaptı üstad. Lev-i Mahfuz'un küçük misali insanda ne diyor? Hafızası ifade etti. Alem-i misalin küçük numunesi hayali ifade etti. Onu bir temas edelim. Mesela ruhlar aleminde insan ruhu teslim ederken bu varlık alemini şehadet ve gayb alemi görünen görünmediği ifade ediyoruz. Beden görünen alemi ruh görünmeyen alemidir. Mesela kalp arş nasıl bütün alemini idare merkezi olduğuna göre kalp de bir arştır sözüyle o halde kalp bedenin emir komuta merkezi oluyor. Daha böyle yüzlerce insan kainat arasında ilgi kurabiliriz. İnsan kainat arasında bu ilgi sadece insanlara değil bütün insan nevi için geçerlidir. Değil mi arkadaşım? Mesela evet. Burada yeri gelmişken bir kavramı açıklayayım. Alem misal dedi. İnsanda ruhlar alemi, alem erba insan ruhla ilgili. Hafıza, lev-i mahfuzla ilgili. Hayal neyle ilgili? Alem misal ile ilgili. Barla da ben de 268. mektubun sonunda galiba. Evet. Barla da ona salisen. Salisen alem-i misal alem-i ervahla alem-i şehadet ortasında bir berzahtır. Her ikisine birer veciyle benzer. Bir yüzü ona bakar, bir yüzü de diğerine bakar. Mesela aynadaki senin misalin sureten senin cismine benzer. Maddeden senin ruhun gibi latiftir. O alem-i misal, alem-i ervah, alem-i şehadet kadar vücudu katidir. Haşiye, bence alim-i misalin vücudu meşhuttur. Alim-i şehadet gibi tahakkuku bedidir. Hatta rüyayı sadıka ve keşfi sadık ve şeffaf şeylerdeki temessülat bu alemden o aleme karşı açılan üç penceredir. Avama ve herkese o alemin bazı köşelerini gösterir. Acayip ve garaybin meşheridir. Ehli velayetin tenezzühgahıdır. Küçük bir alem olan insanda kuvve-i hayali olduğu gibi büyük bir insan olan alemde dahi bir alemi misal var ki o vazifeyi görüyor ve hakikatlidir. Kuvve-i hafıza lev-i mahfuzdan haber verdiği gibi kuvve-i hayaliye dahi alemi misalden haber verir. Başta Hüsrev, Bekir Bey, onu kalsın. Mesela şimdi hayalinde bir şehir düşün değerli kardeşim. Daha önce gittiğin bir şehir olsun. Sen de nerelisin? Mesela gittin bir yer. Diyelim ki Samsun'a gittin. Evet. Samsun'da gittin hayalindeki. O hayalindeki şehir alemi misaldir. Şimdi bulunduğun yer alemi şehadettir. Aynaya karşı tutsan, aynaya karşı baksan iki şey görürsün. Bir kendini görürsün, bir de aynadaki resmini görürsün. Aynadaki misalin alemi misale, kendin hakiki insana misaldir. O halde özetle şu. Demek alemi misal şu göne alemden daha latiftir. Ama ruhlar aleminden daha kesiftir. Şu alem misal şu gönen alemden daha latif ama ruhlar aleminden daha kesiftir. Basit bir örnek vermek. Toprak sudan daha katıdır. Evet. Ama taştan daha latiftir. Toprak sudan daha katı, taştan daha latiftir. Aynen alem misalde şu gönen alemden daha latif ama ruhlar aleminden daha kesiktir. Birinci bu. Birinci dedi ki nasıl insan şu alemi kebirin bir misal müsagarıdır. Sanki küçülsen kainat küçülmüş misaldir. Sonra ve Fatiha-i Şerife oku bakayım. Fatiha-i Şerife şu Kur'an-ı Azimüşşan'ın bir timsali münevveridir.
Tabii bu namaz şeyde dahil. Var. Sadece onu en son görürüz ama sen hani işaretin başında ne diyor? Şu Kur'an makas aslı 4'tür. Nedir? Tevhid. Nübüvvet. Haşir. Evet. Peki orada bir sual vardı. Onu okumuyoruz da şimdi zaman olmadığı için. Bu 4 maksat Fatiha suresinde mevcuttur. Mesela Bismillahirrahmanirrahim Allah hamdolsun diyorsun. Bismillahirrahmanirrahim Allah has olduğunu hamdi söylüyorsun. Daha sonra Rabbil alemi diyorsun. Bütün alemi idare ettiğini söylüyorsun. Tevhid-i rububiyeti gösteriyorsun. Sonra Maliki Yevmiddin sözüyle haşir ayetlerin ifade ediyor. İyyake nabudu derken sanki ancak sana ibadet ederim. Sonra ve İyyake nestaîn derken sana yardım ederiz. Sırat-ı müstakim üzere bulunan bütün ilahi inamların, ihsanların en ente aleyhim cümlesiyle ifade ediyor. En başı bütün peygamberler. Dolayısıyla burada yaşayan bütün peygamberler işareti vardır. Öte yandan Kur'an-ı Kerim'de ne kadar ismi geçse bunlar temsil etmek üzere Allah Rahman ve Rahim isimlerini zikredilmiştir. Allah'ın gazabına uğramış ve onun nurlu yolundan sapmış olanlar için de ne diyor? Gayr mağdub aleyhim diyor. Yani mağdub ve dalil kelimeleri kullanıyor. Son paragraf. Evet Ahmetciğim oku bakalım son. Ve namaz dahi. Namaz dahi bütün ibadatın envaını şamil bir fihriste-i nuraniyedir. Ve onu bütün oku olsun, bitir olsun, bitir. Esnaf-ı mahlukatı, mahlukat sınıflarının elvan-ı ibadetlerine, ibadet çeşitlerine işaret eden bir haritayı kutsiyedir. Ben işaret yazıyorsa o 70'li yer bul, ben ona bir giriş yapayım. Şimdi namazda yeme içme olmadığı için bir nevi oruç diyoruz. Değil mi arkadaşım? Evet. Kabe yönelmek de hacı temsil ediyor. Namazda geçen vakit ömrün zekatı olarak düşüneceğin gibi elbisemize meydana gelen yıpranma da bir nevi sadaka cari hükmüne geçiyor. Anlatabildim yani. Bir şey yemiyorsun, orucu temsil ediyorsun. Kabe'yi yönlüyorsun, hacı temsil ediyorsun. Peki elbise yıpranması sadaka oluyor. Namaz bütün mahlukatın esnaf-ı ibadetten temsil ediyor. Biraz sonra onu okutacağım sana. Mesela ağaçlar kıyam halinde, hayvanlar rükû olarak gözüküyor. Yerde sürünen canlılar vardır. Yahut ağızlarla otları koparıp çalışan hayvanlardı. Hep secde halindeydi bunlar. Melekler alemindeki ibadetler de namazda temsil edilir. Nasıl edilir? Sürekli kıyamda olan melekler yok mu? Evet. Var. Daima rüküde olan, secde olan melekler yok mu? Var. Bu üç nevi ibadet de kıyam, rükü ve secde hepsi bizde namazda mevcut mu? Melekler bunu yapıyor mu? Peki namazda okunan surelerin manalarını düşünmek, insan sürekli olarak tefekkür halinde bulunan mahlukatın ibadetlerine meleklere benzetiyor. Tefekkür ediyorsun. Evet, demek ki bu üçüncülükte de özetle kainatın küçük bir misali olan insan bütün ibadetlerin filisesi olan namazda Kur'an gülasas olan Fatiha'da okumaktadır. Der. Sen de okuyup bitirelim bunu. Buyur. Ve yukimune salah. Bu cümlenin evvelki cümleyle bağlılığı ve münasebeti gün gibi aşikardır. Lakin bedeni ibadet ve taatlerden namazın tahsisi namazın bütün hasenata fihrist ve örnek olduğuna işarettir. Evet, nasıl ki Fatiha Kur'an'a insan kainata fihristedir. Namaz da hasenata fihristedir. Çünkü namaz, savm, hac, zekat vesaire hakikatları havi olduğu gibi idrakli ve idraksiz mahlukatın ihtiyari ve fıtri ibadetlerinin numunelerine de şamildir. Mesela secdede, rükuda, kıyamda olan melaikenin ibadetlerini hem taş, ağaç ve hayvanların o ibadetlere benzeyen durumlarını andıran bir ibadettir. Hepsini içine alıyor. Evet, Allah razı olsun. Değerli kardeşlerim, bugün bize ayrılan zaman içerisinde namazla ilgili yer okuduk. 4. sözü. 9 sözün sadece bir üçüncü ülkesini okuyabildik. Diğerini okuyamadık vaktimiz olmadığı için. İnşallah Allah nasip ederse yarın işaret edeceğiz de
sayfa 52-53'te iman küfür muvazenesini işlemeye çalışacağız. Yine aynı ekip olarak. İnşallah ya yine sizi o saatte bekleriz nasip olursa. Cenab-ı Hak okunan sözdeki maksadı bağışlasın. Evet. Maksat hürmetimizi takki iman nasip etsin. Kıldığımız evet. namazı tuttu oruçlarımızı kabul etsin. Evet. Ve bizi kendine kul Habib Ünümet Rısan talep etsin der. Buyur Ahmetciğim. Subhaneke oku bitirelim. Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim ve ahirud davahum enilhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha.